atıyorum. Solda enkudu yoksa Zeki abi, onun yerine girecek adam mutlaka aratmıyor onu yani. Yedekler de hep hazır Beşiktaş'ta. Ya bu Hoca başarısı. İnanmışlık var. İnanmışlık, bir, inanmışlık var. var. Öyle de diyebilirsin. Beşiktaş'ta her ne kadar öndeki 2-3 oyuncu ne kadar böyle çok kaliteli değilse de Beşiktaş'ta yararlı oluyor. Yani basit örneği. Dün yine Larin attı. Larin'i ben her defasında söylüyorum. Sezon başında da söylemiştim. Lerin benim çok beğendiğim bir oyuncu tipi değil. Ama Beşiktaş'a inanılmaz katkısı var oyuncunun. Şimdi Saffet abinin vurgusu önemli. Dedi ki hani bir Fenerbahçeli kimliğimle. Taraftar değil. Kimliğimle. O kulüpte çalıştım. Camiayı biliyorum. Antrenörlük yaptım. O kimliğimle Fenerbahçe'nin Derbi de bana göre şansı yüksek diyor Zeki abi. Siz tamamen ayrıldınız Saffet Hoca'dan. Daha stresli Fenerbahçe tarafı dediniz. Evet. Beşiktaş daha bir kenetlendi. İşte Sergen Hoca'nın etrafında oyuncu performanslarını da böyle konuştuğumuzda bir tık mı yoksa iki tık mı galibiyete yakın görüyorsun? Beşiktaş'ı ya da Beşiktaş ne yapmalı kazanabilmesi için Tabii, Fenerbahçe ne yapmalı kazanabilmesi için normal futbolunla oynayacak bir defa normal her maça nasıl çıkıyorsa öyle çıkacak ama Fenerbahçe için artık hani olmak ya da olmamak maçını geçti çünkü e, dün de söyledim bizde fotomaçta maçta bir manşet vardı orada futbolcularla hoca arasındaki en büyük sorun iletişim sorunu yani hoca ile iletişim kuramayan pek çok oyuncu var diyorum ya artık hani başkan üzerinden işi yürütmeye çalışıyorlar. Yani burada o yüzden e, gelen bilgi de şu. E, kaybedilmesi durumunda Erol Hoca ile yollar ayrılacak ama şimdi bu kadar stresli o, o e, teknik heyet var. E, futbolcular e, bir anda 8 artı bay çekmede Fenerbahçe belki 11 puan geriye düşecek Beşiktaş o bay haftasında Fener'in bay haftasında kazanırsa e, havlatmış olacak. Yani öyle baktığında Fenerbahçe çok stresli olacak. Beşiktaş e, berabere kalsa da hiçbir şey kaybetmez ama Fenerbahçe'ye beraberlik de yaramaz. O yüzden hani o, o puan farkını kapatacağı maç. 6 puanlık maç bu işte. Burada kazanması gerekiyor. Ama hoca hala hep söylüyoruz ya Haldun yaptığımız programlarda işte. Bir Tiyam oynatıyor? Bir Samat da oynatıyor. Şimdi orta sahada kim oynatacak? E, e, Sosa'yı kesecek mi? İrfan Can oynayacak mı? Pelkası on numara pozisyonda mı oynatacak? Yine mi solda oynatacak? E, Ozan Tufan niye oynamıyor? Oynatacak mı? Yani... Kafalarda soru işaretleri var. Hoca da bunlara karar veremiyor. E, Caner oynayacak mı en önemlisi. Onların hepsinin cevabını Ahmet Selim verecek. Tabi yani on, bağlanacağız. onun üzerinde konuşuruz ama ben Beşiktaş derbilerde tabii ki farklı oluyor. Oyuncular kendileri motive oluyor. Hangi takım daha çok isterse e, hakem şansı da önemli. Halil Umutmeler nasıl bir maç yönetecek? Varlı uyuma nasıl olacak? Çünkü Fenerbahçe VAR'a isyan ediyor. Hem Galatasaray maçından sonra hem son hafta yenildiği maçtan sonra. Gençler Birliği maçından sonra. Yani bu e, offside pozisyonları nasıl oluyor e, varla ilgili biliyorsun Cumhuriyet Savcılığı'na Futbol Federasyonu'na başvurdu elinde ne kadar bilgi varsa Fenerbahçe'den istedi var hakemiyle ilgili yani e, Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de bıçağını azı gibi sabırlar incelmiş yani bu derbide hakem hatasında artık ortalık yangın yerine döner onu söyleyeyim hem Beşiktaş için hem Fenerbahçe için Sayın Ahmet Nurçebi ne dedi bundan 3-4 hafta önce Beşiktaş'ın hakkını yemeye kalkarlarsa taş taş üstünde bırakmam gibi bir laf etti. ben bu kadar yatırım yapacağım. E, 24 saatimi Beşiktaş'a vereceğim. Bir hakem gelecek. E, tamam hakemdir hata yapar ama VAR da pozisyonu çözmeyecek. Çözeceksin kardeşim. Her diyor. takım için diyor aslında Ahmet Bey yani. Tabii ki yani burada burada yani diyor zaten abi. temel problem bu. Hı. Yani e, işte MHK Başkanı'ndan ne bekledik? Bu pozisyonla ilgili dün anlattım ya. yani stadın topografyası evet, çekiliyor. Abi. İşte bir anda Zalai'nin ofsayt oh göründüğü. Çünkü VAR da ilk etapta ne diyorlar? Mete Kalkavan ve yanındaki e, avarlar. Pozisyon offside. Hepimize göre offside. Ama sonradan üç boyutlu bir görüntü gelince offside olmadığına kanaat getiriyorlar. E, o zaman MHK Başkanı Serdar Tatlı da çıkıp diyecek ki, biz aydınlatacak kardeşim. Tamam siz isyan ediyorsunuz işte e, hakemlerle ilgili ortalığı yangın yerine çeviriyorsunuz ama elimizde böyle bir veri var, görüntü var. Biz o yüzden e, hakemlerimize burada hakemleri de korumuyorlar. Kendilerini de korumuyorlar evet. ya da ee, şöyle düşünüyorlar herhalde. Ya kalabildiğim kadar koltukta kalayım. Çünkü konuşursam bir taraf memnun olurken diğer taraf memnun olmayacak bu işten. İşte hakemimi de yakmayayım. Sezon sonuna kadar burada kalayım. Ne olacak böyle giderse sezon sonu? E, Serdar Tatlı gidecek bir başkası gelecek. Hakemler olduğu yerde duracak. Yani Halil Umut Meler şimdi tabii derbinin hakemi. Yani, yani aslında bu e, hani biz de Heptek abi diyor ya. Biz maalesef bu konuda Sağ içine indiğimizde orta hakem, yardımcı hakem, bayraklı hakemler. Riva'ya gidelim, VAR'a bakalım. VAR da aynı şekilde. Hep havanda su dövüyoruz diyor. Dön dolaş hep aynı noktadayız diyor. Bazen diyor ki mesela Zeki abi rahat bırakalım hakemleri diyor. Rahat bırakıyorsun bu kez başka bir şey çıkıyor. Mutlaka cümlenin bir yerinde hakem geçiyor. ha yani gönül ister ki hiç söyle Mesela Ulenberg ne dedi TRT'de? Canı gönülden dinledim. Dedi ki konuşmayın hakemleri. Futbolcuları konuşun, futbolcuları ön plana çıkarın. Hata yaparsa futbolcu yapar. Hakemi konuşmayın. Hakem maçın önüne geçmesin. Yıldızı değil, yıldızı sağ içindeki aktörleridir. Tamam. Ulenberg'e de katılalım. O da doğru söylüyor. Evet, biz de konuşmayalım. Ama derbiden sonra yine bir yerden tutulacak bu. Şöyle değil mi Zeki abi? Evet. Ya e, hakemlere dokunmamak için e, hepsinin aynı şekilde ortak kararlar alması gerekiyor. Üçümüz hakemiz. Zeki Bey, özür diliyorum. Elime çarpıyor. Penaltı diyor. Sen kararsızsın, vara gidiyorsun, vardan bakıyorsun. Ben hayır diyorum. Böyle bir şey yok ki. Ama kararların hepsi böyle. Dolayısıyla o yüzden hakemler tartışılıyor. Yani normal bir süreç işlemiyor. Bir maçta penaltı veriyorsun, öbüründe vermiyorsun. Öbüründe vara gidip öyle karar veriyorsun. Evet. Hangisi doğru? Siz bunları önce düzeltin. Zeki Bey'in söylediği gibi. Siz e, çıkın hakemleri koruyun o zaman. Deyin ki bu hakem doğru yaptı. Deyin. Gösterin. Siz insanları da rahatlatmıyorsunuz. E hiçbir şekilde ne o tarafa yanaşıyorsunuz ne bu tarafa yanaşıyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe çıkıp savcılığa e, suç duyurusunda bulunmasa elinde evrak vardır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. E bir şey çıkarsa oradan şimdi, Fenerbahçe haklıysa bilmiyorum, konuyu da bilmiyorum. E Fenerbahçe haklıysa ne diyeceksiniz? Geçmişe dönüş herkes mı? değil mi? Herkes şimdi geçmişe ya dönüş. Mutlaka. E bir, birine sert giriyor bir maçta, direkt kırmızı yiyor. E diğer maçta başka bir oyuncu, başka bir oyuncuya sert giriyor, aynı pozisyon. Onda hiçbir şey yok. O zaman hakemleri konuşmayalım. Ama sen konuşturuyorsun. Evet. Bunlar neden Avrupa'da olmuyor? Yani... Zeki abi de memnun değil konuşmaya. Erman hoca da memnun değil Kimse konuşmaya. Değil. Ahmet Çakar hoca da memnun. Kimse değil. Bizim hakemlerle veya oyuncularla ilgili bir sıkıntımız yok ki. Sizin verdiğiniz kararlarla ilgili bizim sıkıntımız var. Çünkü kararların 1, 2, 3, 4, 5, 6 değişik şekilde verildiğini görüyoruz biz. Yoksa e, ufak tefek hataları zaten pas geçiyor. Bu ekranda ya. zeka bir spor savcılığına şikayet edildi. Yani Dedi tabii ki. ki... E, dikkat edin. Hakem hataları önümüzdeki sene, sene de olacak. Beşiktaş Beşiktaş'a da, Fenerbahçe'ye de, Trabzon'a da. Söylediklerimizin kadar. hepsi çıkıyor. E, ne zaman söyledi? Yani nereden Uman, biliyorsun mu dediler? hayır Fenerbahçe hay. yöneticileri Gençler Birliği maçından sonra ne dediler? Futbol üzerinden kaos yaratmaya çalışıyorlar. Sokağa dökmeye çalışıyorlar. Bunları ben yıllardır söylüyorum. Yani burada MHK başkanı şunu yaparsa vicdanlar rahatlar. Bütün maçlardaki gri pozisyonlar, tartışılan pozisyonlarla ilgili çıkar ekran önüne bir televizyon seçer. Yayıncı kuruluş olur büyük bir ihtimalle yayıncı olduğu için ligin yayıncısına. Atıyorum Gençler Birliği ve Fenerbahçe Gençler Birliği maçındaki tartışılan pozisyonla ilgili. Sizin elinizde olmayan görüntüler evet baktığımızda pozisyon offside. Ama farklı farklı görüntüler ve üç boyutlu Ekrana gelen, stadın tamamının çekiminden, tepeden bakılan çekimlerden pozisyonda işte Zalai'nin e, önde olduğu, offside'ı bozduğu. Hani bunun altını doldurması lazım. Bilemiyorum. Belki onlar da diyorlar ki şimdi işte Gençler Birliği'nin golü offside. Hakem orada var da görüntüleri inceledi ama bize göre bu pozisyon offside. Ama anlat, diğer maçlardaki gri pozisyonları, tartışılan pozisyonları da anlatırsa... Fenerbahçeli yöneticiler ya da X kulübün yöneticileri maçtan sonra böyle sert konuşup e, kalık olmazlar. Hak mahrumiyeti cezası almazlar, para cezası almazlar. En azından şunu derler. Evet bu e, pozisyon e, bizim için e, soru işareti. Bakalım MHK Başkanı atıyorum pazartesi ya da salı günü düzenleyeceği basın toplantısında bu pozisyonlara ilgili neler söyleyecekler ki işin içinden çıkarlar. Ama bunu yapmazsan herkes konuşur kafalardaki soru işaretleri hep artar. Yani kuşku sessizlikte hep kuşku çıkar ortaya. Doğru söylüyorsunuz. Ben tesadüf televizyonda Tottenham-Liverpool maçı var. Onu seyrediyorum. Bundan bir ay öncedir.